Allah Resulina Muhammed'in salavat. Okumuş cahil insanların ahlaksızlıkları cahil ahlaksızlardan çok daha dehşetlidir. Bir daha. Okumuş ahlaksızların, okumuş ama ahlakı ağır, ahlaksız yani. Halk tabiri ahlaksız, yani geçimsiz, uyumsuz. Okumuş ahlaksızlar var ya, okumuş ahlakı ağır. Okumamış ahlaksızlardan daha zordur. Çok şey, çünkü şeyleri biliyor yani, olayları biliyor. Özür de bırakmıyor çünkü biliyor. Çocuk gibi dertleri anlamamak mı? Yoksa olgun olmak için hayatın gerçekleriyle yüzleşmek mi? Geçmeden bir şey sorabilir miyim? Demek ki çok okumak ahlakı düzeltmiyor değil mi? Yok. Bak. Ahlak. Bak okumuş de? Buraya talim. Terbiye olmadıkça bunun ahlaksızlığı cahilin ahlaksızlığına benzemez. Bir daha. Talim ve terbiye. İkisi beraber olmasa ya taassup olur veya bu inkarcı olur. Eylemde ahlaksız olur. Ahlak nasıl düzeltilir abi? İkisinin cemiyle olur. Talimle terbiye. Ahlaka yatırım yapacaksın. Her şeyin şeyi, cevabı kendini tanımakla bir peki nasıl tanıyacaksın? Bir tanesi hep böyle diyorsun da kendini tanımak. Tamam da nasıl tanıyacağız? Hakikaten doğru. El merkezi götürdü beni. Doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda doğru iş yapmak. İmam-ı Rabbani'ye, Hazretleri'ne göre nedir o? Doğru insanlarla beraber olmak. O kadar kolay. Şimdi bu saatte burada olmasan nerede olacaksın? Daha hayırlı yerde olman lazım. Daha hayırlı bir yerde olman lazım ki. Ya kardeşim, insan taallümle tekemmül etmek için gelmemiş mi? İlim yaparak terakki etmek, yapmıyorsun. Ya pil bile şarj edilmesi gerekiyor. Kendine yatırım yapmasan nasıl olacak ki? Yani mutluluk öğrenilmesi gereken şeydir ya. Mutluluk öyle doğadan sana gelen bir şey değil hava gibi. Nur gibi değil yani, rüzgar gibi değil. Mutluluk öğrenilmesi gereken malzemeler bütünlüğüdür. Formül bütünlüğüdür. Formülü uygulayacaksın ya. Mutluluk. Mesela bugün koca bir günde birkaç cümlemden bir tanesi. Ölüm korkusu ehl-i imana yaşam enerjisidir. Çok tuhaf. Kim ne anladıysa. Bir de düşünün. Ehl-i imana ölüm korkusu, bak ehl-i imana şart, ehl-i imana ölüm korkusu yaşam enerjisidir. Dertler bana derman imiş. Sırrı aynı. Amel yapmaya gayret mi veriyor? Her şeyi anlamlandırıyor, hayatı dolu dolu yaşamana vesile oluyor. Ya hayatına ivme kazandırıyor, içini dolduruyor, heyecan veriyor. Yani ölüm korkusu olmasa diyelim ki... Ölüm korkusu olmasa hayatına bir değer vermeyeceksin, çatılarda şuralarda, zaten ölür gidersin. Korku o yüzden verilmiş zaten değil mi? Evet. Ölümden korumak için kendini. Hayatını korumak için, hayatını zehir etmek için değildir. Ölüm korkusu, hayatını telef etme, hayatını zehir etme. Hayatını telef etmemek için verilmiş. Hayatını niye zehir ediyorsun ölüm korkusuyla? Mesela bugün yine birisi ne söyledi? Yanımdakine. Geçmiş insanı şey yapıyor, keşke. İçini yakıyor ya. Eğer geçmişinde Allah yoksa yan. Nasıl anlayacağız Allah yok?
namaz yok. Geçmişinde namaz yoksa yan işte. Onun adı, onun işte kazasını. Ama Allah var, yani namaz var. E namaz varsa niye geçmişinde ah bak çekiyorsun ki? İyi elhamdülillah de. İyi ki böyle geçti de. Çünkü hastalar esasında öyle geçiyor. Anladık mı abi? Ehl-i imana ölüm korkusu noktalı virgül hayat yaşama enerjisidir. Yaşam enerjisidir. Enerji paketidir. Yani nasıl bir halet? Mesela diyelim ki uyuşuk bir insansın. Ha? Şöyle bir şey böyle gidiyorsun falan. Köpek bir anda saldırsa, bir anda deprem olsa ne yaparsın? Nasıl bir enerji olur? Hani uyuşuktun? Bak korku ne yaptı senin? Binadan var ya 5 katlı binada saniyeden çıktı. Hani uyuşuktun? Gibi. Çocuk gibi dertleri anlamamak mı isterdin? Yoksa olgun olmak için hayatın gerçekleriyle yüzleşmek mi? Başka? Mutlu insan, yani şeye benziyor. Mutlu mu olmak istiyorsun? Haklı mı olmak istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Evde, iş yerinde, hayatta. Bak, mutlu mu olmak istiyorsun? Haklı olmak. Ya sen söyle. Mutlu olmak istiyorum. O zaman hakkında vazgeçeceksin bazı haklarından. Çünkü karşıdaki hakkını bilmiyor, hududunda kalmamış, hücum ediyor. E mücadele yapsan, mukabele bir misi yapsan, huzurun geçecek. Bari hakkımda tam haber senin olsun. Haklı olmak istemiyor. Haklı olmak mı istiyorsun, mutlu olmak mı istiyorsun? Mutlu olmak istiyorsan ver. Ya niye vereyim? Bu haddini bilmiyor, hududunda kalmıyor. Tecavüz ediyor adam. Ne yapacağız veya kadın? Dersi göndermiyor. Yok abi dersi göndermiyor. Misal da yani. Orada o yok abi. Orada durdu. Tamam. O kadar mı değil abi artık ya? Tamam, ne diyor? Yemek temizlik falan diyor. Öyle insanlar var ki. Sen diyor haberiniz yok. Belki de sizinkiler. Ya diyor derse bu kadar yapıyorsunuz da diyor. Şeyler alsın kap nedir diyor ya kaç ayda bir yapıyorsunuz diyor. Ya bunların çoluk çocuğu yok mu senin gibi bekar mı zannediyorsun diyenler var ha. Ağda ama sen gelmiyorsun ki şeyler alsın. Sen ağda diyorsun ama seni göndermiyor bak. Hangisi abi? X. Bunların hepsi aynı. İkisi de aynı. Burada iki delikanlı var bir siz bir ben. Sizin de yarısı boş. Harun Bey. Peki. Yani hakikaten şaka değil, mutlu mu olmak istiyorsun diye sordum. Almanya'ya da kavga ediyor kardeşiyle. Kavga ediyor lan bir tane hakkına razı değil ya. Çok veriyorlar. Ben de hakim oldum. Ulan bir tane de ben verdim lan sana bir tane de. Haydır hiçbir şey razı değil ya. Bu verdiklerinize ataman şu şunun diyor şurasına da yarısı benim olsun. Ne yapacaksın şimdi? Mutlu insanlar her şeyi olanlar değil. Talep azgı olan insanlardır. Mutlu insanlar her şeyi olanlar değil. Zengin insanlar her şeyi olanlar değil. Talep azgı olanlardır. Talebi az. Fakir insanlar malı mülkü olanlar değil. Olmayanlar değil. Fakir insanlar, malı mülkü olmayanlar değil. Talep fazlalığıdır. Talebi çok. Fakir etmiş. Mevcut servet, hedefine göre arada korkunç mesafe var. Bir lafınız vardı ya, sen abi ihtiyacınız kadar fakirsiniz. Diye. Evet. İhtiyaç hissettiğin kadar fakirsin. İhtiyacın kadar fakirsin. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi 7. sözde bir noktaya istinat, bir de noktaya istimdat diyor değil mi abi? İstimdat. İstimdat, noktaya istimdat. Allah'a iman ve ahirete iman. Bu sizin hem ahiret hayatında hem dünya hayatında Allah'ın izniyle inşallah evet düz şey yapıyor. Şimdi, şimdi şu anlatımınız üzerine anlıyorum ki dünyada bir de şu var abi. Kanaat ve iktisat.
Yani kanaat, az önce bahsettiğiniz huzuru insana veren oluyor Hasan abi. İktisat eden de zaten vermekten de gocunmuyor abi. İktisat eden. Kanaat ve iktisat her ikisi gibi oluyor. Kesinlikle. Kanaat deyince, iktisat deyince malı mülkü şey, adam iktisat deyince hizmete gelince ha böyle. Şöyle, 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 şöyle dibinden de alıyor. Nefsine gelince Firavun nefsine öl ya veriyor. Oysa tam tersini. Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptın eti diyor, kurban eti. Şunları dağıttık, şu bize kaldı diyor. Ayşe validemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki hayır dedi. Verdiğin bize, bize kalan da gitti diyor. Yani akıbetine bak bakalım. Bize kaldı dediğin etin akıbetine bak. Kanaat yok, kanaat. İnsanı fakir etmiş. O oradan çıkartıyorum. Zenginlik talep azlığıdır. Fakirlik talep çokluğudur. Varlıkla alakası yok bu işin. Buradadır, burada. Kendi kendine yardım et. Allah Allah. Kendi kendine yardım et. Güçlü yönlerinle, zayıf yönlerine yardım et. Geleceği düşünmeyenlerin gelecek beklentileri olur mu? Rastgele yaşıyorsun, ahirette beklentinde olacak. Geleceği düşünmeyenlerin gelecek beklentileri olur mu? Başka, beni anlamıyorlar, anlamıyorlar deme. Bu onların sorunu. Beni anlamıyorlar deme. Niye? Anlamasınlar. Kimin sorunu? Onların sorunu. Anlamıyorsa cahil kalsın. Beni anlamıyorlar. Cahil kalsın. Beni anlamıyorlar. Anlasalar zengin olacaklardı. Bu espriyi anlamadınız. Anladık abi, anladık. Uygunluk vardı ondan. Ben abi şu arkanızdaki tabelaya takılmıştım. Düzeltmezsen bir türlü kendimi veremeyeceğim derse. Özür dilerim. Nadir abinin dersine katıldın mı? Yok abi. Dersten önce bilerek bozduk abi onu. Bakalım fark edecek misin? Ama Harunay bozdu da. Harunay bozdu da. Dikkat edecek misin? Bana dedi ki onu bir bozdu bakalım ne yapacak. Bilerek yaptık yani abi, yoksa düzgün mü? Evet. Bizde hem boz... çok iyi. Niye? Mesela benim evde nereye el sürülmüş anlarım. Çünkü hepsi yerli yerindedir. Soyunmadan telefonları vesaire koyarım, sonra soyunurum. Tak 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 koymadan rahat çalışma masamı düzenledikten sonra çalışırım. Yoksa bir dakika şey geldi, defterim nerede demem. Defterim de hazır olacak şurada. Şu da açık olacak. Psikoloji ve imani. Ama dersim burada çalışıyorum. Hangisi ayrıyetten gelmişse şunu yazarım, bunu yazarım. Hemen. Disiplin demek böyle salla parti yaşama yani. Bizde bir benzerlik var zaten Hasan abi. Evet, hayatta boş, hayatta boşluk kaldırmaz. Ama bu psikolojiyi hastalığa da müsaade etmeyeceksin. Mesela şöyle yapayım, size söyleyeyim. Ben abdestsiz kesinlikle şu suyu bir damlasını içmezdim. İçmem ya. Hatırıma gelse vallahi bırakır, kalkar, abdest alırım, bunu söyle devam ederim. Sonra Allah Resulü'nün bir hadisini gördüm. Abdesti bozduktan sonra su içmiş. Bir şey yemiş. Ya Resulü abdestiniz yok dendiği zaman demiş ki, oradan psikoloji çıkaracağım. Abdestle yeme içmeye dair emir olunmadım diyor. Emir olunmadı. Ha, sonra ne çıktı? Benimsin gibi yaparsan hayatın her safhasına psikolojik hastalık yapar. Onun için kasten o abdesti açıp su içmişim ki o şeyime darbe vurayım diye. Yapma. Bir de buna darbe vursunuz abi. Şimdi kasten o şeyi abdesti açtım diyeyim ki hassas baktım ki olmasa olmaz hale geldi. Hayat, kendini kontrol etme diye, kontrol et diye örnek veriyorum. Yapma bu kadar hassasla. İfrat oluyor değil mi abi? Yani ifrat olmasa da
Hayatın şartları bu çok zor. Zor. Mesela diyelim bıçaktasın, abdestin yok. Yani susuzlukla ne yapacaksın? O psikolojiyle içemeyeceksin. Hadisi görünce dedim ya Resulallah ne kadar mükemmel ya. Abi şeytana ters köşe yapıyorsunuz o zaman değil mi? Ters köşe oluyor. Benim yanımdaki şöyle yapıyor. Şeytan! Bismillahirrahmanirrahim. Yani çok tuhaf yani. Bunlar da onlardan öğrendim. Şeytana böyle çok hoşuna gider böyle galis tabirler. Hayvan şeytan deyince çok hoşuna gidiyor. Hayvan şeytan senin gibi dedin tabii hoşuna tam giderken Bismillahirrahmanirrahim. Yani şey, esprisi ama doğrusu da bu. Galis tabirlerden hoşlanır, Kur'an'ı tabirlerden nefret eder. Abi o zaman bir sualim olsun dedi. Zor olmasın abi. Zor değil abi, hakkınızı helal edin. Şimdi sizin bir sözünüz var. Sizin söylediklerinizi zahirde sanki çok uygulamıyor gibi görünüyorum ama gizli gizli hep uymaya çalışıyorum. Mesela kızdığınız, sinirlendiğiniz birisi ne? Kur'an okuyorsunuz. Aklınıza geliyor. Hemen dua ediyorsunuz. Kızdığınıza dahil. Kızdığıma evet. Bizzatihi kızdığınızda özellikle ki şeytan bakacak ki ona dua ediyorsunuz. Bir daha da aklınıza getirmeyecek. Hadiseyi de yaşamayacaksınız. Çok çok kişiye yaptım. Lakin Hasan abicim şeytan kalbe giremiyor diyoruz. Kalbe bitişikliğinde şeytaniye değil mi abi? Ama hissediyor namussuz beni Hasan abi ya. Benim aklıma geldiği zaman dua ediyorum ama hiç içten etmiyorum abi. Hiç içten etmiyorum. Aklıma getirmeye de devam ediyor abi. Nasıl biliyor? Benim vicdanımı, benim işimi nasıl anlıyor? Seninkisi o tahayyül ve tasavvurdaki şeyi biliyor. İsrar edin diyor Allah Resulü. Ben sana mesela şeye benzeteyim. Bir solcu, fotoğrafçı. Foto X. Solcu ömrü solculukla geçmiş. Karısı terk etmiş, çocuğu bilmem ne yapmış. Artık hayat anlamını yitirmiş. Ondan sonra mutlu olmaya karar vermiş. Demiş ki ne yapayım? Müslümanlar gülüyor. Gitmiş bir tanesini bulmuş. Nasıl olur? Bana getirmişler. Nasıl olur? Neyse uzat. Namaza başlamış. Tamam. Mutlu olmak için namaza başlamış. Allah için önemli değil. Üç gün sonra ben aradım. Dedi ki, niye dertlerim gitmedi dedi. Üç günde böyle namaz kılıyorum dedi. Ben dedim, 30 seneden beri kılıyorum. Daha istediğim gibi olmadı dedi. Sen üç günde miydin? Yani ne demek ya? Dedim ya öyle fotokopi olur mu dedim. Sen mutlu olmak için namaz kılıyorsun. Öyle bedava yok. Yani Allah Resulü diyor ki dualarda ısrar et. Sana sol gösterip sağ vuruyor. Bak dua ediyorsun ama ettiğinde şey gidiyor. Bak olmuyor. De ki olanı ben neticeye bakmıyorum. Ona dua ediyor. Ona dua ediyor. Benim dershaneyi yıkanlar benim beynimi yiyordu hapishanede. Nasıl yaptın? Evet. Abi. Ondan sonra ben 90'dan beri yatağım bile değişmemişti ya. Köşem bile değişmemiş. Öyle yerim. Şimdi düşünün. Her şeyin ya senin. Size söylediğim dershane ne demektir? Senin çoluk çocuğunu kaldırmışlar, yok etmişler. Beni düşünün yani. Nasıl? Peki ne yaptım? Hep dua ettim. Allah'ım merhamet etti onlara. Allah'ım biz dershaneden dolayı hesap sormam. Dua ettim, yalan söylemiyorum. Yok şimdi, gelmiyor. Eskide beni hep rahatsız ederdi, hatırıma geldiği zaman. Çünkü dershanem yıkılmış, kiralara düşmüş. Kiradayım ya. Vakıflarınız dağılmış. Vakıflarım dağılmış. Tek başıma kalıyorum. Binayı yıkıyorum. Bu dahil iman. Millet dershane yapar, cami yapar, adam bunu yıkıyor. Anladın mı? Peki, niye örnek veriyorsun? En acımasız kendi hayatımdan örnek veriyorum. Ben bununla muvaffak oldum. Dua ediyorum. Şimdi de ediyorum. Ya Rabbi onu yıkanları ıslah et, onlara da merhamet et. Bana da tahammül et, tahammül ver ve merhamet et. Allah'ım onlar hepsine merhamet et. Çünkü bilmiyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ya Ömer bilmiyorlar. Ya Ömer bilmiyorlar. Adam sohbetten kalkıyor, kenarda gidiyor, jar jar işiyor. Bedevi peygamberi gelmiş, bilmiyor.
Hazreti Ömer durur mu yani? Böyle kafasını kesecek. Allah Resulü'nün yanında tabii şey. Allah Resulü diyor ki, bilmiyorlar ya Ömer, bilmiyor. 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 Ya şu dersleri yaptığımız yer. Ya, bilmiyor. Nasıl bilmiyor abi? Bilmiyor. Akli demiyor. Ak, his, latife. Neyse. İsrar et. Kıskanma temelinde kaybetme korkusu vardır. Kıskanmıyorsa yeterince sevmiyordur. Kıskanmayı araştırdım. Kaybetme korkusunu gördüm altında. Kıskanmıyorum. Yeterince sevmiyor demektir. A eşittir B ise B eşittir C, A eşittir C. Tamam. Kıskanma, kaybetme korkusundandır. Bunlar hep yaşanan, haletimde deneylenmiş, uygulanmış şeylerdir. İşinize giriyorsa alırsınız, işinize gelmezse almazsınız. Herhangi bir nakil değildir. Kendi iç alemimde kıskanma korkusu, kaybetme korkusudur. Seni birisi kıskanmıyorsa eşin, seni yeterince sevmiyordur. Ya sana çok güveniyor, seni aramıyor veya seni sevmiyor. Sen aylarca, haftalarca yoksun, aramıyor. Sana güveniyor. Neye güveniyorsun? Aram. Haftalar geçiyor, seni aramıyor. Ya. Ya mesela, ooo abi neredeydin ya? Askerlik bitirdik, bilmem ne yaptık, hafta aylarca yoktun. Veya, ya kardeş neredesin ya geçen hafta? Ne geçen hafta abi ya? Ben askerlik yaptım geldim. He. Alakamız o kadar ya. Hmm. Bir buçuk sene, bir hafta gibi izni. Adam umurumuzda değil yani. Daha iyi oturun. He? Daha iyi oturun. Ben arası arıyorum abi sizi burada. Bazen hayali kendisinden daha güzel olur. Bazen bir şeyin hayali kendisinden daha güzel oluyor. Değil mi cümle? Bugün 2,5 sayfa akıl yazdım. Herhalde kampta onu yapacağım. Aa, akıl mı abi? Cümle, akıl nedir diye. Hayal surete daha mı yakın oluyor? He? Hayal mi daha Esma'ya latif, yoksa suret mi? Esma'nın meratibine. Hangisi daha kesif, hangisi daha şey? Hayal mi yoksa canlı gördüğün suret mi? Yani, yani elbette ki gördüğün daha yakın da realitedir. Fakat kişinin, doğrusu bu, gördüğün şey daha yakın. Hatta artan bir şey seyretmek fazla şey olmaz. Yani doğru değildir. Ama direkt araba bakmak, hayale bakmakla direkt bakmak çok farklı. Haramdan ya müspet mesela bir şey. Müspet de yani. Nurani olduğu için daha mı acaba Esma? Tabii. Akıl sahibi daha çok. Ama zaten yani. Onun için söyledim. Bazen hayali kendisinden daha iyi. Hmm. Akıl mı sahip çıkıyor abi? Daha şey olarak. Mesela kısaca söyleyeyim. Ayağın dediler sana. Seni tanımadan, görüşmeden güya ben seni öyle devam etseydik daha iyiydi be. Keşke seninle görüşmeseydik. Videolarda görmek daha iyidir. Çünkü size bir toy mu, tuy mu ne diyorlar? Tiyo. Tiyo vereyim. Sevdiğiniz kişilerle fazla yakın olmayın. Üzüldüm. Fazla muhabbet ayrılıyor. Çünkü niye biliyor musunuz? O hakikaten doğru yapıyor da senin kantarın yanlış, onu yanlış görürsün. Belki o hakikaten o yanlış, seninkisi doğru ama şudur. Çünkü 3 tane şahsiyeti ayırt edemezsen dostlarınızı kaybedersiniz. Beşeriyeti var, bedensel hayatı var. Bir de ubudiyeti var, bir de vazifedarlığı var. Örneğin misal vereyim. Şu anda ben vazifemi yapıyorum. Oruç tutmam, namaz kılmam, tefekkür etmem, Allah'a karşı sorumluluklarımı kendi dünyamda yapmak ubudiyetimdir. Bir de beşeriyetim var. Sizinle gezerim, yerim, biraz işte dersten sonra şimdi çay içeriz, meyve yeriz.
Beşeriyetimdir, latife yaparız. Allah Resulü de yapardı. Ben latife yaparım diyor. Ama latife, latif olmalı Aleyhisselatü Vesselam. Şakalarımızda yalan olmayacak. Ha? Kişilerin kimliklerini, kişiliklerini rencide etmeyecek. İçini ukde bırakmayacak vesaire. Şimdi beşeri latifelerimiz var. Şakalaşıyoruz. Denize giriyoruz beraber. Ha bu mu ya? Gafur bu mu ya? Uçuyordu, kaçıyordu falan. Evet, onun aleminde ne olduğunu biliyor musun? Neye benziyor? Yaptım işte onu. İnşallah yayınlanacak. Allah Resulü at mübayası var. Pazarda at alışveriş yapıyor, pazarlık yapıyor. Aynı zat Cebrail'i arkada bırakıp kalbu kavsiyene imkan ve buçuk ortasını giriyor. Geldi at-ı Fikret attı. Ona ait bir ders var. Yeni Almanya'da şu Tutkart'ta açılışta yaptım o gece. Berat gecesinin öncesi. Berat gecesi dersinin bir öncesi. Çok mükemmel yani. Bu. At mübayağı, pazarda at alışveriş yapıyor. Aynı saat kurban olayım. Allah şefaatine mazhar eylesin. Onun şeyin bir tuhaf. Tuhaf mı oluyor? Bitirebildiniz mi dersi abi? Ha? Dersi tamamlayabildiniz mi? Yani tamamlayamadım. Kontrol şey kestim ama çaktırmadım. Yapamadım. Anladın şimdi. Aynı saat kabı kalsene gidiyor. Ya nasıl ben tefrik edeceğim ya? Benim hanım, eşim yani karısı koca, kocaysa karı. Beraber affedersin özel hayat, öteki tarafta ders yapıyor. Benim yanımdaki yeğen dediği gibi. Toy diyor ya son evdeyken sen ya dedi. Acayipti şimdi. Şimdi kalite, hayır şimdisi kalitesi yükseldi. Hakiki bu. Sen hayalindekini seviyordun. Hakiki bu. Çünkü abi hayal ederken kendini hayal ediyor. Evet. Kusursuz. Kafasındaki ne istiyorsa onu hayal ediyor. Usta diyor ya. Siz neredeydi hatırladınız mı? Kardeşim. Hakiki Ziyaddin'le hayali Ziyaddin. Şu ne dedim bak ya. Üç tane şahsiyet var. Otur bakalım. Bir tuvaleti giderim, yemek yerim, latife yaparım, şakalaşırım senin tamam şudur budur. Bir de benim orucum var. Tevekkülüm var, teslimiyetim var, tefekkürüm var, Allah'a karşı namazım, orucum var. Bu ubudiyetim, beşeriyetim, ubudiyetim. Bir de ders yaparken o vazifedarlığımdır. O Miraç'ta, o Dima dersinde ben değilim. Ben olsaydım anlamıyor musunuz? Ben onu yazar, niye yazıyor? Siz gittikten sonra ek yapılmışları ben ekliyorum. Biliyorsunuz çok iyi. Yani ben değilim derken benim üzerime ortaya çıkıyor. Benimle alakası yok diyorum. Nasıl oluyor? Musa Aleyhisselam'a Allah zatı nerede gözüktü? Bir dağda, bir de çalılıklarda ortaya çıktı. Yunus Aleyhisselam'a balıkta tezahür etti. Nuru Tevhid. Ne? Sırrı Ehadiyet. Nuru Tevhid içinde göründü. Sırrı Ehadiyet. Yani miracı orada oldu. Ötekisinin Nuh'ta gemide oldu. İbrahim'in Aleyhisselam'ın ateşte oldu. Yani üç tane şahsiyeti tefrik edemeyen bu dünyada mutlu yaşama şansı yoktur. Dostlarını hep kaybedecektir. Hmm. Aa bu mu ya Hakan ya? Bir de adam zannediyorduk ya. Bırak ya falan. Atar seni koya koya. Hmm. Ya baba ya. Bir de adam falan. Eğer hayır, metubat da biliyorsunuz da bu üç tane şahsiyet. Birbirinden diyor, birbirine yakın demiyor ha, birbirinden uzak üç tane şahsiyet var diyor. Birbirine yakın değil ha. Birbirinden çok uzak diyor. Bir tanesine pespaya bir ahlak olur. Bir tane, ya şuna bak ya, bunu attın. O adam öyledir o derste, o haletiyle öyledir. Eğer o halet, Dima dersinde veya şu dersteki haletimiz toplumda olsa yaşayamazsın. Allah Resulü'nde olmuş. Sahabe demiş ki, ya Resulallah biz münafık mıyız? Senin yanında acayip bu hali çıkıyoruz, bu değil. Dedi ki, o beşeriyetin, bu imanın iktizası diyor. Bu derste var ya, Risale-i Nur ne kazandırdı var ya, en azından şu üç tane şahsiyetin birbirinden farklı, çok uzak şahsiyetlerin olduğunu, bu kutuda üç tane şahsiyet oturduğunu öğretse bize yeter.
Ne olur bu yeter. Üç tane birbirinden farklı şahsiyet. Aksi nedir? Üçünü tekte görmek. O da imkansızdır. O zaman ne yapacaksın? Çarşı pazarda Allah Resulü alışveriş yapıyor, at pazarlığını yapıyor. Cebrail'i arkasına bırakmış, kabı kalbisini gitmiş. Hadi tefrik et hadi. Neyle pazarlık yapıyor? Hadi bütün kainat onun yüzü sünnetine yaratılıyorsun, zırh giymiş. Hendek kazmış, hadi tefrik et hadi. Aç o, kalmış abi, aç kalmış. Aç kalmış. Ve onlar bilmem ne yataklarında yatmışlar. İpek, o kumda yatmış. O şeyler, Ebu Cehiller İran'dan gelen keçiyi yermiş. Ticarete gittiği zaman ona özel keçi getiriyorlarmış. Allah Resulü de üç gün aç. Tebrik et hadi. Risale-i Nur bize bu üç tane şahsiyetin birbirinden farklı şahsiyetler olduğunu, kusur olmadığını, bunlar hakikat meratipleri olduğunu, bu insanın camül ezdat olmanın iktizası olduğunu öğretmiş olsaydı yeterdi. Evde bağırıyorsun, bağırdı çağırdı. Duyma kardeş, Allah'ını seversen ya, yalvarırım. Yani dediğim için, ben yaptığım için bizde de kalıyoruz. Dersende de oluyor. Ve yaptığım için tesir eder. Ya nasıl oluyor, ne böyle oluyor? Hiç duyma ya. Verme cevap. Artık tanımadın mı eşini, evladını şunu? Ya bu konuda şey, heyheyi geldi işte, dokunma. Cevap verme ya, verme. Meşgul olma, aşağılık değil. Şahsiyetin düşmez, tam tersini yücelir. Hem Allah katında yücelir, hem melekler katında yücelir, hem hakikat katında, hem karşıdaki vay be. En azından şu en kötü karamsar şöyle der. Beni kale almıyor. Veya vay be, şu kemalata bak ya, bağır. Fırtına esiyorum, yağmur yağdırıyorum, adam hiç dinletmiyor. Zembil Ali Efendi vardı ya. Sen niye cevap vermiyorsun diye bir daha fırça yiyorsun aslında. Evet, ondan sonra Zembil Ali Efendi vardı ya, Zembil Ali. Ondan sonra bağırıyor, çağırıyordu eşin. Ses yapmıyor. En son evin avlusuna fasulye etmiş. Yani eskide avlunun ortası şey ya, topraktı. Gitti kendisi de sırıkları getirdi. Dedi ya ne güzel dedi ya, iyi düşünmüşsün dedi ya evin ortasına. Ya öyle bir fasulye çıkardı ama kazanı atarız dedi. Hani bir şey de evi de fasulye ocaklarını kazıyor. Bağırdı, çağırdı. Hiç gene dersine bakıyor. Baktı ki bu koca cevap vermiyor. Bir kova su tepesine aşağı döktü. Dedi ki bu kadar fırtınadan sonra, görüş şemşek ve gök gürültüsünden sonra bu kadar yağmurun inmesi normaldir dedi. Ve Zembil Ali Efendi olmuş. Ben de kamçılı veli gafur. Şimdi kamçılı. İşte birazcık kavga etseydim. Basmak istedim. Tamam. Peki. Bazen hayali kendisinden daha güzel olur. İnsanın ruhu ilki şey sıradan yapar. Bak. İnsanın ruhu ilki şey sıradan yapar. Nedir o? Dur bakayım, ne diyeyim, ben de anlamadım. Bir, susulmasında konuşması. İki, konuşmasında susmasıdır. İki şeyi belki. İki şey sıradan yapar, yani yanlış yapıyor. Yani susulması gereken de konuşur, konuşması gereken de susar. Bu sıradanlaştırıyor mu insanı? Sıradan yapıyor. Ha, sıradan yapar. İki şey sıradan yapar. Adı sıradan yapar, normalce, basit yaparsın. Ne gördüğün, niçin baktığına bağlıdır. Ne gördün? Abi ne gördün orada? Gafur ne gördün orada? Niçin baktığına bağlıdır. Ağaca bakar, keriste için bakar. Ağaca bakar, piknik için bakar. Ağaca bakar, sarılacak için. Ne gördün onda? Niçin baktığına bağlı. İnsanları sorgulamayı kalkarsan sevmeye zaman bulamazsın.
İnsanları sorgulamaya kalkarsan sevmeye zaman bulamazsın. Ya bunları söylerken zannediyor musunuz? Sizin bir derdiniz var biliyor musunuz? Bir dert. Bir tane hanımım var. Birkaç tane çocuğum var. Kaç tane hanım var biliyor musun? Soruma cevap vermiyor, telefona çıkmıyor, alakadar olmuyor, bizi bırakmıyor. Yani ne kadar? Kocasına yapmadığı sitemi bana yapıyor. Yani niçin söylüyorum? Zannediyor musunuz ki tuzum kuru? Ben sizden daha sıkıntılıyım. Zaten sıkıntı olmasa bu cümleleri adam yapamaz. Bunlar düşünülen şeyler değil. Haletlerden çıkış yolu aranmaktan nasıl olan cümlelerdir. Sizin sorumluluğunuz belirli dairededir ama benimkisi biraz büyük ya. Mecbursun. Büyük sen değil, sen talep etmemişsin. Kader yüklemiş. Yani niçin söylüyorum? Bunu nazara alın diyor. Bakın. İnsanları sorgulamaya kalkarsanız sevmeye zaman bulamazsınız. Abi hapisten çıkmıştım demişlerdi ki abi şu denge de diyor şöyle yapayım böyle yapayım. Kardeşim bana bunları anlatmak için mi aradın? He? Beni tenkit edenlerle meşgul olacak zamanım yok. Niye? Beni takdir edenleri sevmeyle meşgulüm. Bu bir ruhumdan çıkan cümle. Takdir edenlerle ya abim ne haber ya doktorum nasılsın Ali iyi misin ya? Onlara zamanım var ya. Dalından şüphe ettiğin ağacın altında da gölgelenme. İnsanlar seni yormuyor. Taşıdıkları maskeler seni yoruyor. İnsanlar seni yormuyor. Taşıdıkları maskeler beni yoruyor. Çünkü mutlaka bildiğim gibi, gözüktüğü gibi ise onun çıkış yolu vardır. Ama acaba diyorum ya bu şu anda böyle gözüküyor. Bunun yöntemi bu, bunu çözersin. Çözümlersin, yöntemi ona göre tavır belirlersin. Kolay. Ya o maske ise, bu sefer seni ters köşeye yatırıyor. Affedersen önündeki puslu sisler kalkar, önünü daha net görürsün. Mesela Karadeniz yoluna giderken, dağlardan dağa geçerken sistem olur. Öbek öbek olur. Yani devamlı bir ova gibi uzun bir yarım saatlik bir sis olmaz. Hani yataklarda, vadi yataklarında rüzgar uçurduğu için olmaz. Tepelerden geçerken. O zaman yazmışım. Affedersen önündeki puslu sisler kalkar, onunu daha net görürsün. Eğer kafanda duran o nefret ettiğin belki hak ediyor ama nefreti hak etmiyorsun. Çünkü niye? Nefret ederken ona bir zarar vermiyorsun. Kendini bitiriyorsun. Kendini hapse sokuyorsun. Niye onun için hapse giriyorsun? Bırak. Allah iyi etsin inşallah. Hatırına gelince ya Rab ona merhamet et. Dersin başına geldik gene. Tiyatroda kimin nerede oturduğu değil, tiyatrodan çıkardığı çıkarımlar önemli. Derste kimin nerede oturduğu değil. Bu dersten ne çıkarttı? Yalanlarla bir yere gidersin belki de ama geri dönemezsin. Yalanlar bir pansuman gibidir ama uzun vadeli götüremezsin, neşter atamazsın. Güler yüzlü olman dostuna keyfi düşmanına acı verirsin. Güler yüzlü olman dostluğuna keyfi düşmanına acı verirsin. Eğer düşman varsa böyle tebessüm olur mu? Çekip gider. Azap veriyorsun. Dostuna da keyif veriyorsun. En zor olan kendini teselli etmendir. En zor olan kendini kendinle teselli etmendir. Anladın? Başkasını teselli etmek çok kolaydır. Çünkü niye? Teselliye muhtaç olan insanlar direnmezler, inanmak istiyorlar. Sana dertlerini açmasının sebebi beni teselli et. Ne diyorsan kabul edeceğim. Ne olur olumsuzlama,
Yani bana farklı bir şey söyle de beni rahatla. Onun için sana dertlerini açıyorlar. Direnmezler teselline. Ya öyle diyorsun ama öyle değil. Hayır, inanmak. Çünkü inanma ihtiyaçları vardır. Ama kendini nasıl ikna edeceksin, o zordur. Gözlerini senden kaçırıyorsa, bil ki o gözler sana ait şeyler var. Tamam. Eğer, hani var ya, yalan söyleyen göze bakamaz ya. Niye göze bakamaz? Anadolu'da deyimdir. Gözüme baka baka yalan söyledi ya. Evet. Eğer baka baka yalan söylediyse hakikaten usta insandır. Usta bir yalancıdır yani. Eğer gözü senden kaçırıyorsa, o göz de, o göz kalbin aynasıdır. O gözün altında, kalpte sana ait bir şey var. Onu senden saklıyor demektir. Abi kendi kendini teselli etmek. He, harika işte. Çok zordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir üçlüden hep bahsederiz ya abi. Yani bahsedersiniz daha doğrusu siz. Nefsim, ruhum, bir de ben olan ben. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Kendi kendini teselli etmek bu üçünü bir masaya oturtmak mıdır acaba? Abi? Gibi. Mahkemeye bazen oturtuyorum. Bazen kendimi kendimle çarpıyorum. Bazen kendimi kendimden çıkarıyorum. Kendimi kendimle bölüyorum. Kendimi kendimle topluyorum. Evet. Kesinlikle diyorum ki bu günahı yaptım. Bak şimdi, şeytanın gayesi günah işlettirmek değildir. Günahla yeisi atmaktır. Hmm. Çünkü Kur'an'da şöyle geçer. Müslümanlar odur ki günah işlemez demez. Müslümanlar yeisi kapılmaz. Allah'tan ümidini ancak kafirler yapar diyor. Şimdi, beşerimiz iktizası ile günah işliyoruz, düşüyoruz, hepimiz düşüyoruz. Ondan sonra diyor ki sana, bir sürü şey diyor. Ben adamım senin. Şuraya bak ya. Enfusçısın lan bir de. Bilmem nesin. Yeisi atıyor. Kaosa atıyor. Artık fırtınaya atıyor. Nasıl bir dehşet, vahşet anlatamam. Ben de yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Ha, eğer kendini benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Beşeriyetim, ubudiyetim, vazifedarlığım. Tefrik edemezsen şu günahı çözemezsin. Sıyrılamazsın. Allah, bak Allah günahlara çare bulmuş, söylemiş. Demiş ki tövbeyle affedir. Şeytanın derdi günah işletme değil, günahtan sonra tövbeyi unutturmak. Sonrası gelir. Yeis atmak, ümitsizliğe atmak. Şeytanın gayesi. Allah'tan ümitsiz olur, yapacak beni Allah. Niye affetsin canım? Ooo şimdi namaza başlar. La şimdi kaç yaşındasın? 30 yaşındasın. 25 yaşındayım. Bundan sonra ne? Ya bu hasta olunca işte başladım. Derdim olunca başladım. Yani bu da benim yakışmıyor gibi. Hep bu o yaptırıyor. Şeytanın derdi günah işte iş, günahla yeis atmaktır. Günahı günah için işte yaptırmıyor. Peki nasıl kurtulacağız? İnsanın üç tane şahsiyeti olduğununla kurtarırsın. Yoksa kurtaramazsın. Bu meşhur göstermek adına değil. Yeise günah günahtır. Ama onun da çaresi vardır. Allah ondan ebeden daima razı olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Rabbim nasıl yakışıyorsa öyle muamele eylesin. Adem Aleyhisselam'a. İlk defa o yöntemi kullanıp, O yolu bize açtığı için ona minnettarım. Ona selam olsun Adem Aleyhisselam'a. Tövbe kapısını o açtı. Ya yaptığımız günahlar çelik gibi sabit olsa? İlk defa, yani en büyük iyiliği belki, günahtan sonra tövbe yolunu, yöntemini Allah'ça kabul ettirmesidir. O kadar ihlaslıydı ki, tövbe etti, Allah da kabul etti. Yöntem de açıldı, yol da açıldı. Etmiyorum deseydi o yol kapalı olacaktı. Bütün günahları sabit olacaktı. Kalk bu şimdi yakala seni. Benim için sorun değil de Ali ne yapacaktı onu düşünüyorum. Pası atı. Aferin lan. Tamam da ben ne yapacaktım? Ama şimdi ümitliyim. Allah affedecektir. Abi bir de şunu söylüyorsunuz ya. Günah cehenneme sokar ama yeis Adem'e atar. Bugün bir tanesini anlattım. Dur bakayım. Kimdi ya? Ha meşhur. Çok meşhur. O penceresini, şunları bunları sorularsam o siteyle yöneten, siteyi yazan Allah razı olsun kardeşimiz geldi.
güzel bir projesi var da böyle benden de çalışmaları, ben de çalışmayı katkı yapacağım ona. Ondan sonra ne diyorsun abi ya dedi, cehennem Allah anlatıp anlatıp bitiremedi ya Allah. Ama Kur'an rahmet olduğu için avamidir, geneldir. Ama Kur'an'ın bir de batını tarafı var. Mesela cehennemden bahsediyor, bitiremiyor. Bir de cehennemin cehennemi var. Cehennem günde 70 defa hadiste diyor. 70 defa Allah'a sığınıyor. Adem alemlerinde. Yani Adem. Abi ya nasıl bir şey? Eğer Adem alemleri hakkında bir şey diyebiliyorsan o vücut oluyor. Cehennem oluyor. Bir iki kelam ettin mi cehennem oluyor. Adem nasıldır? Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Taşların şirkettir cehennem. Cehennem ona göre bir şey değil. Peki içi nasıl? Bir şey dediğim anda cehennem oluyor. Adem olmuyor. Çünkü Adem hakkında bir şey diyemez. Bilmiyoruz. Cehennem de öyle zaten. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hayalinden hutur etmiş. Cennette, cehennemde böyle. Adem onu zaten yalnız şualarda geçiyor. Cehennem alemleri, subhanallah, subhanallah, vücut alemleri, elhamdülillah, elhamdülillah söylüyor. Adem alemleri, subhanallah, subhanallah. Evet. Adem alemleri, subhanallah, subhanallah. Peki, cennetin cenneti var mı? Cehennemin cehennemi var. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cennetin cenneti? Rıza ilahi. Rıza ilahi. Vücut alemleri diyor. Vücut alemleri bitmiyor ki. Rıza ilahi en tepesi. Cennetin cenneti de vücut alemleri. Nihayeti nedir? Rıza ilahi. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu diyor 96 Emirdan'da. Onu gaye yaparsan cehennem endişesi olmuyor. Niye? Cenneti gaye yapanın cehennem endişesi olur. Rıza ilahi olunca cennet gaye olmuyor. Cennet gayesi olmayan cehennem endişesi de olmuyor. Cehennem korkusu, ölüm korkusu yaşam enerjisidir. Yaşamın dolu dolu yaşamana ve böyle bütünselliğini getiriyor. Mesela dedim ya, deprem olsa şimdi nasıl olur? Hemen kaç bir şey yapar. O uyuşuk olan hayat. Bak nasıl canlanır? İşte onun gibi bak. Deprem korkusu uyuşuk insanlar nasıl fırlıyorsa. Ölüm korkusu, cehennem korkusu hayatı dolu dolu yaşamasına vesile oluyor. Hayatın kaynağı oluyor. Hayat enerjisi oluyor. Enerji paketidir. Sanki nükleer santral gibidir. Ölüm korkusu. Yani öyle bir enerji üretiyor ki hayatını tümünü dolduruyor. Ölüm korkusu, ahiret korkusu şey olmasaydı buradan kalkıyorsun şeye gidiyorsun. Avrupa'ya gidiyorlar sana açıyorsun. 3-4 günlüğüne. 3 saat havada, 3 saatte gel. Hani az iş mi? Zor yani demek istiyorum. Gecen yok, gündüzün yok, uykun yok. Adam zile basıyor. Uzaktan geldim abi diyor, açılışa yetişemedim diyor. Fransa'dan, Belçika'dan. Abi diyor, saat kaç? Ne yapayım diyor, ben diyor, geldim diyor, bunu soracağım diyor, saat 3. Yetişirim dedim, yetişemedim diyor. Belçika'dan geldim diyor, sen istersen kalkma. Öyle, gözüm, tamam kardeş, otur ben bir abdest alayım. Allah Allah. Ne, yok mu diyeceksin? Öyle bir lüksün yok ki ya. Evet. Peki nedir? Ya git kardeşim doktor muyuz ya gitti ya randevu al doktordan. De bilir misin? Ne ahiret var. Yani uykunu da dolduruyor demek için söylüyorum. Şu abi çok konuşuyorum hakkınızı ödedim. Yok estağfurullah. Şimdi Cebrail aleyhisselam Siddetül Müntaha'dan yukarıya çıkamamış değil mi abi? Cebrail aleyhisselam mı? Evet. Cebrail aleyhisselam. Miraç'a giderken. Levh-i Muhafız'dan çıkamamış. Şimdi Levh-i Muhafız'dan yukarı çıkamamış. Değil mi? Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi abi... Cebrail Aleyhisselam Levh-i Muhafız'da... bilmiyorum tabirimde yanlışlık olur mu abi de... Nur-u Muhammedi gemisine binmişse... Tövbe estağfurullah yanlış konuşmuyorum. Tamam yok tabii. Nur-u küfür küfür diye korkma. Evet. Nur-u Muhammedi gemisine bindiyse... O Adem'e gitmemiş abi.
Ama Cebrail kendini Cebrail olarak gördüyse o Adem'e gitti o saatten sonra. Yani mesela üstad diyor ya, oradan sonrası ölüm ve helaket ama bana hitap ederken, benim cismaniyetime hitap ederken evet ölüm ve helaket. Ama ben oraya gidene kadar bir diğer gemiye binersem benim için artık ölüm ve helaket değil. Hep aynı misali düşünürüm. Damlayken bir şahsiyet verin sana bir damlaya. Okyanusu at. Okyanusu at abi. Şimdi bir okyanus olmak var. Gelin ayırt edin. Bir de damlanın okyanusun içinde ben damlayayım demesine imkan yok yani. O yüzden Adem. Yani onu zaten konuşamıyorsunuz ki abi. Yani akıl işte akıllarla kalır. Bugün bir misal yazdım da. Evet. Sen bilirsin. Sen o göllere gittin mi? Kaç karın? Gittim tabii ki abi. He. O yer tepede sen çıktığı yeri gördün değil mi abi? Taş. Evet, evet abi. Onun önünde ilk bir göl var. Fazla büyük değil. Büyük ama büyük. Oradan taşan su aşağıda onun iki katı bir göl olmuş. Evet. Akıl kaynağı herkeste aynı ama gölü aynı değil. Bak kaynak aynı. Su kaynaktan çıktı. Çıktığı yerde bir göl yaptı. Göl taştı. Aşağıda bir göl yaptı ama bu gölün iki katını. Kaynak ikisinin de aynı. Malzeme. O anında olması. Yani önceki peygamberi misal verdi. Bugün sordular da, Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ama evet bu göller, ondan önce göl ama bu göl çok büyük göl. Okyanus. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zaten indi Karadeniz'e, su bütünsel oldu. Bütünsel oldu. Şahsı manevi nasıl bir şey biliyor musun? İşte hani dediğin gibi, damla iken okyanus olmak. Evet abi. Aynen öyle abi. Şu asıl manevi girdiğini girebildiyse korkma. Evet. Girebilmek mesela. Şu asıl maneviyi kızdırma. Bir sebep bunu atar senin haberin bile olmaz. Mesela nasıl atar? Bazen böyle bir düşünce, bir halet, bir mazi, bir zan, bir verim öyle bizi gerer ki bir aylık mahsuru yakıp yıkar. Bir şey yaparsın şu asmaneden düşersin. En büyük derdimiz o. Para insan sahtesini yaptığı gibi, bu cümle benim değil. Soru işareti koydum. Para insanın sahtesini yaptığı gibi İnsan da sahte parayı yapmış. Hoşuma geldiği için yazdım. Benim değil bu cümle. Şimdi devam ediyorum. Hani bir cümle vardı ya. Para her şeyi yapar. Para her şeyi yapar, bir peçete dersen içeri. Diyen kimdir biliyor musun? Hani var ya, para ile her şeyi yapan erdir. Biraz az, biraz az, bir parça. Ha, burada var Ali. Var mı? Var mı? Onu göstermiyor ki. Ve aynı zamanda sana iyilik yaptım Erdinç. Çünkü kalkıp da hareket etmeni sağladı. Allah razı olsun. Böylelikle kendimi kılıp kamufle ettim. Peki. Bana kulağıma sesleniyor ya. Şimdi hangi kanalda çıkıyor, hangi kanalda çıkıyor? Nurdersin.com İzleyebilirsin kendini. Kabu Kavsi makamında 70 bin perde arkasında mütekellim-i ezelinin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama olan tekellümü dinler gibi hayali bir vaziyete girme halet-i ruhiyenin andaki şahitliğindir. Anlamadık abi onu. Kabu Kavsen anda Kabu Kavsen'in derece derece ya Kabu Kavsen. Mesela bazen böyle bir kuyuya inersin yani bedene. Bir düşünce, bir hatıra, bir kelime, bir öpmek seni indiriyor aşağıya, kuyuya. Bazen de
seni sen eder, seni senden etmez. Öyle sıyrılırsın, ne zaman olur? Bir Kur'an dinlerken 70 bin perde arkasında mütekellim ezelinin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a olan tekellümü, hani var ya dinler gibi hayali bir vaziyete girme. Mesela Kur'an dinliyorsun. Kur'an bir şekilde dinle var ya Mesnevi'de. Birincisi neydi? 70 bin perde arkasında mütekellim ezelinin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a olan tekellümü. Tekellüm size bir kelam en çok bizden kim bununla meşgul oluyordu? Kelamla çok hasta. Osman mı abi? Bir de Harun. Harun. Sana olsun bu. Bugün hatırladım da. İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde ilk ayet neymiş biliyor musun? Bugün gördüm İncil'de. İlk ayet diyor ki Allah var iken nereye yazdım? Çok hoşunuza gidecek. Allah var iken kelam yoktu. Allah ile var oldu. Allah İsa'nın ağzına kelam verdi diyor. Kelam vücudu halindeydi. Bak, bunu söylesem ya. Ağır olacak da nereye? Çok acayip bir cümleydi de söylesem biraz tehlikeli olacak. Ezber nakledeceğim ama nereye yazdım tam? Söyleyeyim biraz. Şimdi Allah var iken kelam yoktu. Kelamı peygamberin yani İsa'nın ağzına verdi diyor. O zaman diyor o yuvarla tam cümleyi söylemiyorum da onun ağzında o konuşuyor gibi gözükürken de Allah konuşuyor diyor. O zaman kelam Rab'tir diyor. Vale subuti sıfatı kastediyor. Çok tuhaftı o cümleyi bulabilseydim. Çok acayip bir şey. O zaman abi bayağı şey olmuş yani. Yani diyor ki kelam âlem-i şahadette ruhun vücudu haricisinin suretidir. Evet. Yani kelam ruhun âlem-i şahadetteki ruhun nüfus cüzdanı gibi. 27'de olabilir mi? Şurada. Hani çok yani bu... benim kelamıma bakarak benim ruhumu seyrediyor musunuz abi? Seni seyrediyorum. Kelam-ı ilahi ile de onu seyrediyorsun. Aslında o zaman acayip bir şey ya bu. Neydi o sözün Harun'un? Zahir olsun yaradan. Çekil. Çıkart kendini aradan. Zahir olsun yaradan. Bir de mesele anlaşıldı. Abi sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izlerken neyi izliyordu abi? Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den ayna değil. Aynada kendisini dinlersin. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür kaim. Evet. Mesela uyur gezenler var. Bir de uyuduğu halde konuşanlar var. Yani onun 70 kat ilerisi şu o vahide şuur yok oluyor. Her şey yok oluyor. Ondan sonra bir şeye göre, tespitime göre her şey en zirvede aktif oluyor. Ve oradan iniyor. Hasan abi kelamın batını o zaman kelam değil yani. Değil. Rüyet çıkıyor o zaman. Mesela şu konuştuğun nerede konuştun? Öyle mi? Ne? Konuştun. Konuşmadan önce konuşma neredeydi? Dışarıda kelam, içeride kelam yok ki. Ama içeride vardı senin. Kelam ne de bilmiyorum. Anda halk ediyor Allah. Hiçlikle yaratıyor.
İçeride de yok, dışarıda yok. Bak, yok. Bu yok demeden önce, burada da yoktu, söyledikten sonra da yok. Anda var olandır. Hiçlikle yaratıyor. İçindeki hele söz yok ki senin kafanda. Var ama bu şekilde. Söz odur der. Abi içerideyken bir şekli, bir vücudu haricisi olabilir mi? Bütün İçeride var ama bu ses yok. İçeride yani hiç. Ses yok. İşte ses dışarı. Enerjinin boyutu, bir enerji boyutu oluyor. Bir değişik bir boyut mu oluyor abi? Ne fark ediyor? Mesela bu konuşmanı düşünerek söyleyip sonra söylemiyor mesela. İlk önce hiç kimse konuşmayı düşünmez. Evet, ilk önce içeriden düşünmeyi de düşünmez. Evet. Farkında mısınız? Bir şey teveccüh eder, sıralanır. Evet. Ve kelama ve kalpte meyleder. Subhanallah. Her neyse. Kalpte meyleder latife insaniye onu sarmalar. Vicdan tekrar onu sarmalar. Dimağa gelir, dimağın mertebelerinden sarmalar, dışarıya halk edilir. Vücut haricisi yeniden yaratılıyor. Ağzından çıkan yeniden yaratılıyor. İçeride böyle ses yok. Ve 26 tane melatipten geçiyor bu şey. Ya. Şu anda onlar sende oluyor, ben konuşurken oluyor ama haberimiz yok. Şu anda benim konuşurken kalbim, vicdanım, dimağın, aklımın hepsini kendisine uygun bir şekilde alıyor, paketliyor depoya, dışarıya atıyor. Onun için kelamımdan senin aklın çalışır, kalbin çalışır, vicdanın çalışır. Benim ne kadar payım var bunda abi? Hakikate bakarsan ancak hiçbir şeyin yok. Acizliğin kadar güçlüsün, fakirliğin kadar güçlüsün, hiçbir şeyin yok. Hiçbir etkalin yok. Neyi yaratacaksın ki? Sen ancak aksinle, fakrinle, naksınla, kusurunla derüte ederek yani sahip çıkıyorsun işte. Allah yaratıyor, sahip çıkıyorsun. Allah Allah. Kusuru derüte ettin mi, sana Allah diyor ki o zaman verdim sana. Kusuru derüte edeceksin. Kusuru kendine alacaksın. Vücudu o zaman sana veriyor. İman ettiği şeyi anda yaşama haleti rüyesidir kab-ı kafseyn. Tecerrüt içindeki ıtlak ruh ile gide gide ta cinsinin makamı külliyetine çıkma ile her şeyin yanında olabilme kab-ı kafseyn. Niye biz psikolojiden buna girdik? Lan sen bizi kab-ı kafseyn'e niye soktun? Bunu kesiyoruz. Kesmeyelim abi ya, tamam, güzel gidiyordu ya. Hasan abi, Musa Aleyhisselam mütekellim esmasına masardı. İsa Aleyhisselam da biliyoruz ki ruhullah, kelamda bir şey var. Onda mesela bu kainat tekvin ayetler bir kelam, bir gözüküyor yani bir şey var. Ama bu arkasında vacibi vücudu seyrediyorlar. Bu da rüya tabi. Evet. Mesela mevcudata ayat-ı tekviniye, insanda işte evamiri tekviniye. Yani dışarıda elma, içeride onun esması. Kimse ona şeydir, varistir. Musa Aleyhisselam şeriattır. Çalıların şeyi. Evet. Tenzihçidir. İsa Aleyhisselam ise içsel alemin peygamberidir. Onlar da teşbihçidir. Yani içeride ağaç. Yok. Ama ağaç kuş dışarıda varken içeride var ya. Var ama kuş yok. Yazılımı var. Yani bilgisayarda film var, ses var, CD'de öyle bir şey yok. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, böyle bir şey. Yani evamir-i tekniye dediğimize rüyet diyebilir miyiz abi? Evamir-i tekniye rüyet demiyoruz da, suret o esmanın kimliği diyebilirsin. Yani ama insan işte, yani kısacası son cümlem olsun. Biz aldanıyoruz, aldanmışız dünyada. Bu değil dünya. Bize böyle gözüküyor. Böyle baktığımız için. Herkese farklıdır şu dünya. Bana farklı. Seni gördüğün gibi görmüyorum ben. Sen,
sende bir manası var, benim söylediği, benimkisi bir manası, senin de öyle değil. Bu dünya her şey olabilen bir şeydir. Herkese göre farklılığı var, her şey olabiliyor ama kendisi bir şey. Bir şey gibi olmuş. Biz dünyada bu gördüğümüz şeyle bu zannetmiyoruz. Yani hiç ömründe film ve CD'yi görmeyen, biz bilgisayarda filmi göstersek kadına, adama, 100 sene, 200 sene önceki adama, Allah Allah, şimdi buradan çıktı diye CD çıkart, CD bak bu film buradan çıktı. Hiç ihtimal verir mi bunun içindedir? İnanmaz. He? İnanmaz. İnanmaz, bak yazılımcı. Bilgisayar yazılımcı, normal bir adam değil bu. Sağısı ya. İnanır mı? Yok. İnanır. Bu film buradadır. Ne? Bilgisayarda oynuyor. CD'yi kopyaladı. Masa üstüne oynuyor. Bu işte, bu burada. Film burada. He? Burada he? Ses kulağa götürülüyor. Görüntüye götürülüyor. Bu nasıl çıkar ya? Kendisi kör ve karanlık, görüntü burada. Kendisi sessiz ama ses bunda. Sessiz, kulağa CD'yi götür. Ses yok. Buraya koyuyoruz, ses çıkıyor. İnsan böyle bir bilgisayardır. Esmaları böyle yapıyor. CD'dekiler esmalar, bilgisayar insan. Veya bilgisayar dünya. Bilgisayara bakıyoruz, CD'de bu var zannediyoruz. Başka, var ama böyle değil. İşte aldanıyor. CD'ye bak, filme bak. Bunun tersini düşün. Biz CD'ye muhatap olsaydık, ses yok, süret yok. Ama deseler ki, bu sureti bu hale getirdik. Düşünün, sen surette değil misin? Sen çektin CD yap. Sesini, suretini CD yaptın. Burada Harun var desek. Nasıl inanır? Ha, şu mevcudatta, elmada da esma var. Hasan abi, uydudan mı? Onu gösteriyor abi. İnsan CD'sine bu böyle değil. Okuttu mu? Mesela ver bak, ha, bu. Bu. Haklısın abi. Bu, şimdi bak bir daha söyleyeyim. Senin filmini aldım, sesini kaydettim, CD yaptım. Ve sen ve CD. Harun burada. Neyse. Esma da burada. Bu CD. Esma'yı hayal et. Vay. Bu sende ama değil mi abi? Evet. Gerçeği sende. Gerçeği sende. Okuyabilir. Okumak lazım. Bilgisayar insan bence orada o zaman. Evet. Bilgisayarda vermedikçe okunmuyor işte. Orada okuyacağım. Esma'yı orada okuyacağım. Yani bilgisayara CD'yi takmadan olmuyor. O yüzden bazıları okuyamıyor abi. CD çaları yok çünkü. Evet, CD çaları yok. Var da çok bozulmuş. Uyduruk şeylerle meşgul etmiş. Ya da eski disk sistemine bir sokmuş. Karşılık bulamayınca diyor. Yani okuyamıyor. Kaynaktan gelen ayetlere. Esma'yı göremiyor abi. Bir dakika, o zaman biz Hasan abi, hı, biz kelam ruhun vücudu haricisidir diyoruz değil mi abi? Ama bir suretidir. Ama bir dakika o zaman. O zaman kelam benim ağzımdan çıkan, sizin kulağınıza ulaşan değil ki bir tek abi o zaman ya. İşte o da bir kelam, benim bütünlüğüm de bir kelam. Nakli diyor. Hepsi bir kelam. Göz aynı zamanda kulak olarak kullanıyor usta. Van Kalesi'ne çıktım diyor. Ermenilerin yakıp yıktığı şehri diyor. Kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Gözümle değil, kulağımla seyrediyordum, gördüm diyor. Kulakla görüyor, gözle işitiyor. Bir son cümle okuyayım da bunu çizeyim. Tecerrüt içindeki ıtlak ruh ile gide gide ta cinsinin makamı külliyetine çıkma ile her şeyin yanında olabilme halet rüyesidir. Kabu kavsi. Ama ne dedi? Amin. Bir daha. Tecerrüt içindeki ıtlak ruh ile tecerrüt çart. Itlak ruh ile gide gide ta cinsinin makamı külliyetine çıkmak ile her şeyin yanında olabilme halet rüyesidir.
Kabo Kayseri'nin 641. sayfa Mesnevi Nuriye'den yazdım. Orada kesiyorum. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.